Selam arkadaşlar. Yeni bir seriyle geldim. Adından anlaşıldığı üzere bu seri bir kitaptan uyarlanan film ya da dizilerin kitabıyla birlikte ele alındığı, incelendiği, karşılaştırıldığı bir seri olacak. Benim de bu seri için seçtiğim ilk kitap, gotik edebiyatın önemli eserlerinden bir tanesi olan ve Shirley Jackson'ın meşhur kitaplarından bir tanesi olan Tepedeki Ev ve bu romandan Netflix için uyarlanan 10 bölümlük korku dizisi The Haunting of the Hill House. Ben kitabı bundan 3 yıl önce okudum. Dizi ise geçen yıl izledim. Ayrıca kitaptan uyarlanan bir de film var ki onu da çocukken izlemiştim. Ondan da bahsedeceğim. Çoğu kişinin Biz Hep Şato'da Yaşadık isimli romanıyla tanıdığı Shirley Jackson'ın bence en iyi kitaplarından bir tanesi Tepedeki Ev. Stephen King gibi, Neil Gaiman gibi gotik edebiyatın, korku edebiyatının, günümüz popüler yazarlarının hepsine bir noktada ilham kaynağı olmuş olan bir yazar. Kitap başta ana karakteri Eleanor olmak üzere hepsinin hayatlarının bir noktasında başlarına parapsikolojik bir olay gelmiş ve bu olaydan dolayı hayatları bir şekilde değişmiş olan bir grup kişinin perili evler üzerine araştırma yapan ve kafayı tepedeki eve takmış olan Profesör Doktor John Montagu tarafından tepedeki evde bir araya getirilmesini konu alıyor. Profesörün yaptığı bu şey aslında gizli bir deney olsa da katılımcıların hepsi bunu bir macera ya da sonraki hayatları için bir başlangıç olarak gördüklerinden dolayı bu etkinliğe dahil olmuşlar. Bu evde onları yepyeni bir deneyimin beklediğine inanıyorlar ama elbette ki hiçbir şey bekledikleri gibi olmuyor. Evin içinde yaşayanları intihara sürükleme gibi bir ünü var ve bu sebepten dolayı eve bakmakla yükümlü olan Kahya ve eşi Bay ve Bayan Dudley de geceleri kesinlikle evde kalmıyorlar. Gündüzleri evin bakımını yapıp hava kararmadan önce evden ayrılıp kasabaya kendi evlerine gidiyorlar ki Kahya ve eşi de kitapta sıklıkla karşımıza çıkan karakterlerden bir tanesi. Zaten bu kitap çok az karakterli bir kitap. Yani Kahya ve karısı, profesör ve onun dışında da 3 katılımcımız dışında başka karakteri yok bu kitabın. Katılımcılarımıza gelirsek, kitabın ana kahramanı olan Eleanor katılımcılarımızdan bir tanesi. Kitap genel olarak Eleanor ağırlıklı olarak ilerliyor. Eleanor pasif karakterli ve içine kapanık bir karakter. Bir diğer katılımcı olan Theodora ise onun tam tersi. Güzel, dışa dönük, heyecanlı, hiperaktif, aşırı özgüven sahibi. Biraz flörtör bir yapısı var. Ve bununla birlikte üçüncü katılımcı da orada olması zorunlu olan kişi, evin tek mirasçısı olan Luke. Kitap dediğim gibi gotik edebiyatın en önemli eserlerinden bir tanesi ve okurken sürekli bir gerginlik, sürekli bir şimdi bir şey olacak, tam şu anda bir şey geliyor hissi vererek okutuyor size kendini ve bol bol da geriyor sizi. Tepedeki Ev benim sevdiğim kitaplardan bir tanesi. Kitabın 1990 yılında The Haunting isimli ve Türkçe'ye Perili Ev olarak çevrilmiş bir tane de film uyarlaması var. Film uyarlamasının kadrosu gerçekten çok mükemmel. Eleanor'u Lily Taylor oynuyor. Theodora'yı Catherine Zeta-Jones oynuyor. Luke'u Owen Wilson, Doktor John'u da Liam Neeson oynuyor. Bu film benim çocukluk travmalarımdan bir tanesiydi. Bebek başlı merdiven korkuluklarının geceleri Eleanor diye bağırmaları, hayvan başlı ya da işte bebek başlı kapı kollarının hareket ettiği sahneler ve işte perdelerin insan yüzü şekline girdiği sahneler benim için çocukluk travmasıydı. Ayrıca film kitaba oldukça sadıktı ve tabii film olduğu için biraz hızlı, aksiyonlu ve bol korkulu olması gerekiyordu. Bu sebepten dolayı ekstra sahneler, kitapta olmayan bazı şeyler eklemişler. Ama bunun dışında kitaba oldukça sadık bir filmdi. Bununla birlikte 2018 yılında Netflix tarafından yapılan The Haunting on the Hill House, kitaba tamamen yepyeni bir soluk getiren, kitabı baştan yaratarak yepyeni ve bambaşka, çok farklı bir senaryoyla dizi haline gelmiş olan bir yapım. Bu başkalaşımı geçirip yayınlandıktan sonra kelimenin tam anlamıyla yer yerinden oynadı diyebileceğimiz bir yankı uyandıran bir dizi. Çok farklı, çok özgün ve itiraf etmek zorundayım ki çok ürkütücü bir dizi çıktı ortaya. Arka arkaya 2 bölüm izledikten sonra ışıkları yakmadan koridorda yürüyemeyeceğiniz, tuvalete gidemeyeceğiniz bir dizi oldu. Dediğim gibi diziyi geçen yıl seyrettim. Dizi 10 bölümlük bir dizi. Biz 2 geceye bölerek 5-5 2 gecede seyrettik. Özellikle de gece seyretmeye özen gösterdik. Büyüsü bozulmasın diye. Kesinlikle muazzamdı diyebilirim. Kitaptan, kitabın karakterlerinden, kurgusundan ve filmden bahsettim ve filmin buna çok sadık olduğunu söyledim. Bununla birlikte Haunting on the Hill House kendi karakterlerini ve kendi kurgusunu, kendi öyküsünü yazmış olan bir dizi. Ve bence bu şekilde ortaya çıkan şey bir şaheser olmuş. Diziden bahsedersek dizinin merkezindeki karakterler Crane ailesinden oluşuyor. Mimar
Mimar olan anne Olivia ve müteahhit olan baba Hugh Crane ve onların 5 çocukları dizinin ana karakterleri. En büyükleri olan Steven, hemen arkasından gelen Shirley, onun bir küçüğü Theodora ve en küçükler de ikizler Eleanor ve Luke. Çocukların isimleri tanıdık geldi herhalde. Yazarın ismi olan Shirley en büyük kız çocuğa verilmiş ve kitapta tepedeki ev deneyine katılan karakterler olan Eleanor, Theodora ve Luke da çocuklara verilmiş olan isimler. Theodora ortanca kızımıza verilmiş olan isimken ikizlerimize de Eleanor ve Luke isimleri verilmiş. Bununla birlikte profesörün ismi olan John dizideki herhangi bir karakterde yok diye hatırlıyorum. Yine kitaba sadık olarak kullanılmış karakterler kahyalar, Bay ve Bayan Dudley. Dizide de Bay ve Bayan Dudley olarak geçiyor. Dizinin konusuna gelirsek, dizi virane evleri satın alarak restore edip baştan yaratıp onları daha sonra satarak geçinen bir ailenin hikayesi. Ve tahmin edin ailenin sıradaki evi hangisi? Tabii ki tepedeki ev. Aslında tepedeki ev diyorum ama şu kitapta ev tepede hiçliğin ortasında tek başına duran, o tepede o vardı ve başka hiçbir şey yoktu tarzında tasvir edilen bir ev olduğu için, insanlar ondan korktuğu için, ürktüğü için tepedeki ev deniyordu. Yani Hill House. Dizide yine bununla ilgili bir şaşırtma yapmışlar. Evin isminin Hill House olmasının sebebi evin tepede olması değil, orada yaşayan, geçmişte yaşayan ailenin soyadının Hill olması. Yani Hill'lerin evi anlamında bir Hill House ismi var. Bu şekilde de Hill House diye geçiyor. Netflix'teki Türkçe altyazılarda da kitaba saygı duruşu olsun diye mi, yoksa bu bağlantıyı çözemediklerinden dolayı mı bilmiyorum, sürekli evden bahsederken Hill House dendiği zaman tepedeki ev olarak çevirmişler. Hill'lerin evi olarak çevirmemişler. Belki de tepedeki ev daha göze kulağa hoş geldiği içindir, bilmiyorum. Dizimize dönersek, dediğim gibi Crane'ler bu şekilde geçiniyorlar ve sıradaki evleri de tepedeki ev. Tepedeki ev hakkında dedikodular var. Kimsenin o evde oturmak istemediğini, kimsenin orayı satın almak istemediğini söylüyorlar. Zaten Kahya ve eşi de gündüzleri her türlü yardımda bulunuyor. Yemekleri hazırlıyor. Evin temizliğinde, restorasyonunda yardımcı oluyorlar. Fakat hava kararmadan önce evi terk ediyorlar ve kesinlikle gece evde kalmıyorlar. Evde tekinsiz bir şey olduğunu düşünüyorlar. Evde soğuk noktalar var. Evden sesler geliyor. Evde değişik bir şeyler oluyor. Dizi ilk bölümünde bize evde bir felaket olduğunu, baba Hugh'un çocukları kapıp evden kaçıp karısını arkada bırakarak tepedeki evi sonsuza kadar terk ettiği o sahneyle beraber gösteriyor. Ve bundan sonra biz 25 yıl sonraya geçiş yapıyoruz. Hala aile bireylerinin tamamı 25 yıl önce o evde olan o olaya ve o evde o olaydan önce olmuş olan küçük olaylara takılı kaldığını, aslında hala bir noktada şuralarında tepedeki evde yaşamaya ve o evdeki kabusu yaşamaya devam ettiklerini az buçuk anlıyoruz. Çünkü tepedeki ev onların hepsinin hayatını bir şekilde değiştirmiş. Dediğim gibi herkes bir şekilde tepedeki evin etkisini üzerinde taşıyor ama en çok ailenin en küçükleri olan ve tepedeki evin dehşetine belki de en fazla maruz kalan kişiler olan İkizler Eleanor ve Luke etkilenmiş durumda. Zaten bu etkilenmenin sonucu olarak Eleanor 30'larına yaklaşmış olan ağır depresyon içerisinde ve uyku felci yaşayan bir kadın olarak hayatını sürdürürken, Luke hayatını sürdürmeyi başaramadığı için sağlam kafayla eroin bağımlısı olmuş durumda. Mahvolan hayatlar, korkunç olaylarla bir araya gelen aileler, iç hesaplaşmalar, tabii ki korkunç bir sürü olay ve sonunda her şeyin başladığı yere, tepedeki eve geri dönülmesiyle geçen bir zaman dilimini anlatıyor diyebilirim 10 bölümlük Haunting of the Hill House. Kitapta Theodora'nın eve denek olarak seçilmesinin bir sebebi vardı. Theodora'nın sahip olduğu bir özellik. Benzer bir özellik Theodora'da da var ve dizide onu hep eldivenle görüyoruz. Hiçbir zaman hiç kimseyle temasta bulunmamaya özen gösteriyor. Tepedeki evde yaşananları kaldıramayan ve her şeyin kontrolünü ele almaya, her şeyi düzeltmeye, yoluna sokmaya çabalayan kontrol manyağı birine dönüşmüş olan en büyük kız kardeş Shirley ise garip bir şekilde bir cenaze levazımatçısı olmuş. Cenaze makyajları yapıp cenaze törenleri düzenliyor. Bir cenaze evi var. Bununla birlikte Steven garip bir şekilde kendilerine korkunç şeyler yaşatan, tepedeki evin ekmeğini yiyen kişi olmuş. Tepedeki evde yaşadıkları şeylerin bir kısmını da kurgulayarak kitaplar çıkarmaya başlamış ve günümüz Steven King'ine dönüşmüş. Tabii evde olanlar ve annelerinin geride bırakılmasıyla beraber bazı şeyler sindirilebilmişken bazı şeyler hala sindirilememiş. Bu sebepten dolayı da
Eleanor dışındaki kardeşler babaları ile iletişimi kesmiş durumdalar. Çünkü annelerinin geride bırakılmasını hazmedememekle birlikte o evde neler olduğunu ve annelerini neden bırakıp o evden kaçmak zorunda kaldıklarını hala çözememiş durumdalar. Ve babaları onları korumak istediği için onlardan tam olarak ne olduğunu da hala saklıyor. Ve bu da çok ciddi bir gizem unsuru oluşturuyor. Çünkü biz de bilmiyoruz. O evde bir şey olduğunu biliyoruz ve ciddi anlamda çok merak ediyoruz. Ne olduğunu çözmeye çalışıyoruz ve dizinin en güzel kısımlarından bir tanesi de şu. Dizi flashbackler şeklinde ilerliyor. Yani günümüzü izlerken birden 25 yıl önceye gidiyoruz. Tepedeki evdeki bazı sahneleri seyrediyoruz ve sonra onun günümüz yansımalarını izlemeye devam ederken günümüzde izlediğimiz sahnelere sebep olan geçmişteki bir olayı tekrar görüyoruz gibi. Bu şekilde flashbackler inanılmaz dinamik sağlamış ve bu arada tepedeki evdeki sahnelerin hepsi muhteşem. Tabi günümüz sahneleri de çok iyi ama tepedeki evdeki sahneler muhteşem çünkü muhteşem bir görsellik, muhteşem çekimler, muhteşem bir dekorasyon var. Tepedeki evin prodüksiyonu muhteşem. O duvar kağıtları, korkuluklar, tablolar, heykeller, işte merdivenler, odaların kitaptaki gibi aynı o bitmek tükenmek bilmeyen hali, o labirentimsi geçişler gerçekten çok etkileyici ve ister istemez etkileniyorsunuz izlerken. Ailede hiç kimse babayla görüşmezken birdenbire bir olay oluyor ve aile bir araya gelmek zorunda kalıyor. Ve sonunda aile tepedeki evde buluşmak, tepedeki eve geri dönmek zorunda kalıyor. Dediğim gibi dizi flashbackler ve flash forwardlarla ilerlerken aynı zamanda her dizi belirli bir konsept olarak da ilerliyor diyebilirim. Yani konudan ziyade karakter olarak. Mesela bir bölümü izlerken evet bu bölüm Eleanor'un bölümü ya da bu bölüm Theodora'nın bölümü, Luke'un bölümü diyebiliyorsunuz. O bölümde Luke'un yaşadığı terörü, bir bölümde Theodora'nın hayatını ve onun yaşadığı terörü görüyoruz. Karakter bazlı ilerlese de bölümler her bölüm bir öncekinin kaldığı yerden devam ediyor ve muhteşem bir kurguyla birbirine bağlanıyor. Tam da bu sebepten dolayı sürekli olarak bölüm bittiğinde bir bölümcük daha izleyeyim sonra kapatırım diyorsunuz ama bir türlü kapatamıyorsunuz. Ödünüzü koparma ihtimaline rağmen izlemeye devam ediyorsunuz. Korku öğelerinin kullanımı gerçekten çok güzel. Yani jumpscare dediğimiz o kimi insanların sevmediği aniden böyle hani sıçratarak korkutma, bir şey çıkarak korkutma tarzı sahnelerden de bir miktar içeriyor olsa da dizinin asıl korku öğeleri, asıl korkutma yöntemi sizi bölümün başından itibaren yay gibi gererek hiç beklemediğiniz bir anda, beklemediğiniz bir şekilde beklemediğiniz şeyleri karşınıza çıkarak korkutma. Yani sizi aslında olmayan bir şeylerle zıplatma tarzı değil de gerçek korku öğeleri içeriyor. Tam olarak da söylemek istemiyorum ne olduğunu. Ciddi anlamda ürkütücü öğeleri var. Eğik boyunlu kadın gibi ya da bir uzun adam gibi. Çok ürkütücü karakterleri var. Nefesinizi kesiyor diyebilirim. Yani ben uzun zamandır gerçekten güzel, işte bu bir korku filmi, gerçek bir korku filmi diyeceğim bir korku filmi izlememiştim geçen yıl ve geçen yıl 2018 yılında bu diziyi izledikten sonra uzun süre boyunca benim o eksik kalan korku filmi kotamı doldurdu diyebilirim bu dizi. Kitap dizi karşılaştırmasına da gelirsem dediğim gibi kitapta karakterler bir deney sebebiyle orada toplanıyorlardı, birbirlerini tanımıyorlardı. Dizi ise karakterleri bir ailede toplayarak o dağınık kurgudan kurtulmuş biraz. Tek tek bütün karakterlerin geçmişlerini, hikayelerini öğrenmek yerine bir ailede toplaması, tek bir aile içinde olan olaylar şeklinde daha derli toplu olmuş. Kitap bize ana karakteri Eleanor'un hem dış görünüşünü hem ilişkilerini hem psikolojisini çok derin anlamda verirken diğer karakterlerin sadece Eleanor'un gözünden ki hallerini veriyordu. Eleanor dışındaki karakterler yüzeysel olarak geçirmişti. Bununla birlikte dizide biz bütün karakterlerin iç çatışmalarını, psikolojilerini, her şeylerini izleyebiliyoruz. Kitapta evde yaşanan şeyler daha farklı işlenmişti. Yani evet evde parapsikolojik bazı olaylar dönüyordu ama ne olduğunu bir türlü çözemiyorduk ve bizi delirten şey de tam olarak buydu. Yani evde bir şey oluyor ama ne oluyor? Bir şeyler kapıları sallıyor ama ne bu? Odadan içeri girmeye çalışan bir şey var ama ne? Beni ne intihar etmeye zorluyor? Ortada bir sis perdesi vardı. Dizide de buna benzer bir şey olsa, yani mesela odalardan içeri girmeye çalışan şeyler, kendi kendine açılan kapılar ya da sizi intihara sürüklemeye çalışan bir güç. Ama bununla birlikte dizide bizzat gördüğümüz, deneyimlediğimiz bazı şeyler de var. Dediğim gibi eğik boyunlu kadın gibi, uzun adam gibi ve daha bunun gibi çok fazla spoiler olmaması adına söylemek istemediğim, bizzat deneyimlediğimiz bazı şeyler de var. Yani kapıyı biri açtı ama kim açtıdan ziyade kapı açılıp içeri giren insanı gördüğümüz sahneler vardı. Ve tabii en önemlisi bir de her şeyin merkezi olan tüm bu parapsikolojik yaşanan şeylerin, tüm bu güzümün, bu korkunun, tüm bu felaketlerin merkezi olan bir kırmızı kapılı oda fenomeni var. Ki bence dizinin göbeği her şeyi de oydu. Dizinin finalini de
de bu kadar mükemmel yapan şey buydu. Dizi bittiği zaman kafamızda soru işareti kalmayacak şekilde neyin neden olduğunu göstererek tamamlıyor ki bence bu da bir izleyici açısından çok önemli bir şey. O tatmin duygusuyla bittiği zaman televizyonunu kapatmak bence önemli bir şey. Dizi hakkında olabildiğince az spoiler vermeye çalıştım. Çünkü bu öyle bir dizi ki izlerken hiçbir şey bilmeden izlemeniz ve her anının tadını çıkarmanız ve hani benim ya da hiçbir şey bilmeden izleyen başka birinin aldığı tüm tadı, her şeyi almanız gerekiyor. Hala izlemediyseniz ve hala hiçbir şey duymadan tepedeki eve kulaklarınız tamamen kapalı kalmış şekilde kaldıysanız bence çok şanslısınız ve bence bu sebepten dolayı bu fırsatı kaçırmadan diziye bir an önce başlayın. Bu arada dizi ikinci sezon onayı da aldı ve henüz net olarak nokta atışı bir tarih belirlenmemiş olsa da yıl olarak en azından 2020 yılında yayınlanacağını biliyoruz. Dizi izleyen insanlar şunu diyebilir. İyi de Crane'lerin hikayesi bir noktada tamamlandı. İkinci sezon bize daha ne anlatacak? Bilen bilir, American Horror Story isimli bir dizi vardır ve her sezonunda bir korku kültünü anlatır. Tepedeki evde, yani The Haunting of the Hill House'da bu konsept üzerinden ilerlemeye karar verdi ama o korku kültlerini değil, korku ve gotik romanlardan uyarlanmış olan sezonlar şeklinde devam etmeye karar verdi ve dizinin ikinci sezonunun uyarlanacağı kitap da Henry James'in Yürek Burgusu. Ben Yürek Burgusu'nu henüz okumadım ama en kısa zamanda okumayı planlıyorum. Çünkü tabii ki ikinci sezonda geldiği zaman bir karşılaştırmalı inceleme videosu gelecek. Bendeki baskı İş Bankası Kültür Yayınları'nın Hasan Ali Yücel serisinden olan baskı. İthaki Yayınları'nın Karanlık Kitaplık serisinden de çıkmış olan bir baskısı. Bir de Altın Bilek Yayınları'ndan çıkmış olan bir baskısı mevcut. Şu anda ilk sezonu seyredenleriniz ve ikinci sezonu merak edenleriniz varsa bu kitabı alıp okuyabilirsiniz. Sanırım bu videoda bahsedeceklerim bu kadar. Dizi izleyenlerin yorumlarını bekliyorum. Bu videodan sonra merak edip izlerseniz de lütfen yorum bırakmayı unutmayın. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoya kadar şimdilik hoşça kalın.